Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mutfağımdan karamelli sos yapacağız. Karamelli sosumuzda süt, krema kullanmayacağız. Gerekli olan malzemelerimiz 1 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı margarin veya tereyağı, 2 su bardağı su, 200 milim normal su bardaklarımızla toz şeker. 1 su bardağı toz şekeri tavamıza döküyoruz. Erimesini bekliyoruz. Ara ara tavamızı sallayalım. Şekerimiz eridi. Bir yemek kaşığı nişastaya bir su bardağı su ilave ederek nişastamızı iyice açacağım. Bir su bardağı su ilave ediyorum. Şekeriniz bu şekilde almayacak, korkmayın. Su kaynamaya başladıkça şekerimiz eriyecektir. Aslında bir yemek kaşığı margarini şeker eridikten sonra koymam gerekiyordu ama unuttum. Ben burayı hiç kesmedim. Sizinle bu şekilde paylaşıyorum. Suyunu koyduktan sonra margarini ilave edeceğim. Bakalım olacak mı veya bir kural var mı, bir sıralaması var mı? Bunu da hep beraber öğrenmiş olacağız sizinle. Mutfakta bu tür unutkanlıklar olabiliyor. Hepimizin başına geliyordur. Ben de unuttum. Şekeri erittikten sonra margarini ilave etmem gerekiyordu. Ama suyunu döktüm ve şimdi aklıma geldi margarini ilave etmek. Evet, bakalım bir sıralaması var mıymış? Karamelimiz tutacak mı? Yoksa yani bu şekilde de olabiliyor mu? Onu da hep beraber tecrübe etmiş oluruz. Şekerim iyice eridi. Şimdi nişastayı ilave edeceğim. Evet, karamelim oldu. Birkaç dakika içinde hazır oldu. Biliyorsunuz karamel soğudukça da kıvam alıyor. Size rengini ve kıvamını göstermek istiyorum. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, karamelimi ocaktan alıyorum. Kıvamını görüyorsunuz, rengini görüyorsunuz. Tatlılarınızda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Krem olmadığı için biraz daha hafif oluyor. Rengi karamelimin şahane oldu. Kıvamı çok güzel oldu. Süt ve kremanız yoksa bile harika bir karamel yapılabilir. Tatlılarınızda, süslemelerinizde kullanabilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin. Afiyet, şifa olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beni takip etmeyi, zili açmayı unutmayalım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.